Tereddüt etmek zayıflıktır. Ben tereddüt etmem. Ben karar veririm. Yeter Cengiz. Ne yapacak sanıyorsun Kenan? Niye bekletiyor bizi burada? Hepimizden soracak bunun hesabını. O hesabı Kaya verecek önce. Biz değil. Bilmiyorum. Tereddütleri başlatan da, bitiren de aşkmış meğer. Sağ kolunuz. Düzelt cümleyi. Affedersiniz. Sağ kolunuzdum. Başka? Yardımcınızdım. Başka? Arkadaşınız. Kenan Bey. Oyuna getirdiler beni. Kandırdılar. Peki sen ne yaptın? Saçmaladım. Herkesin içinde sizi suçladım. Size silah çektim. Özet geç. Sağ kolunuz herkesin içinde size ihanet etti. Bunu bana başkasının değil de senin yapmış olmanın manasını anlıyor musun Kaya? O zaman sana da ne yapacağımı biliyorsundur. Biz seni bir süre istirahat ettirelim Kaya. Kenan Bey. Kaya. Şu anda 45 kişi senin temizlemekle meşgul. Hiçbiri basında yer almayacak. Karşılığında verdiğim tavizleri tahmin edebiliyor musun? Kenan Bey. Kenan. İstemeden oldu. Lütfen bir kez daha düşün ha. Sen benim arkadaşımsan çok iyi bilirsin ki ben düşünmem, karar veririm. Senin kararını da o salondan çıkmadan vermiştim zaten. Arkadaşınızsam eğer siz de bana kulak verin. Cengiz de, Eyşan da mahvedecekler sizi. Sonunuz onların elleri olacak. Duyuyor musunuz beni? Eyşan, o kadın... Ezel için satacak sizi. Duydunuz mu? Diğerlerini getirin. Ezel nerede? Odasında niye? Ali çok sinirli. Barut gibi girdi babamın yanına. Bu kan dökülmeyecek mevzusuna sinirlenmiş işte. Dayı da kızgın. Fena. Ben bir arayayım şunu. Yok arama. Yine bana kızacak. Niye sana kızıyor ya? Aldırmadım diye intikamını. Gittim otele planını bozdum. Şimdi babam da ters dediyse delirmiştir. Hadi Ezel'e söyleyelim. Herkes çıksın dışarı. Azat kalsın. Ne oldu Ali abi? Kaya dedin, Kaya gitti işte. Çık sen mi dışarı, çık. Ya iyi de ne oluyor Ali abi? Dayıyla ne konuştun? Bu kızın bir günahı yok. Ondan ne istiyorsun? Tefo, seninle uğraşacak zaman değil. Ali abi. Ya dur. Tek. Ali abi. Ezel. Anne. Ali. Ay. Azat. Ali abi bir dursana. Oğlum bir gidin. Ya dayı ne dediyse dedi, boş versene sen onu. Her şeyi biz yaptık sana bir şey olmasın diye. Bırak ya. Bırak yapsın ne yapacaksa. Ne yapacaksın? Babam ne dediyse dedi.
Ezel'le ben arkanın iş çevirdim. Evet, seni yanımda istedim. Sana bir şey olmasın diye yaptım. Buna mı delirdin? Azat! Delirirsen delir. İyi ki de yaptım. Azat dedim, Azat, Azat! Ali abi. Ya bir şey soracağım. Ne soracaksın? Hesap mı soracaksın? Azat mı sus? Bak, hamile halimle seninle uğraşıyorum. Bir de soracakmış ya. Şişt! Ne soruyorsun sen ha? Ne soracaksın? Benimle evlenir misin diyeceğim manyak. Benimle evlenir misin? Seviyoruz lan. Biz de böyle seviyoruz. Baban da verdi. Evlenecekmişim ben de. Evleneceğim. Allah düğün var. Kenan önce... Sus Cengiz. Tevfik miydi? Nasıl girdi içeri garsonların arasına? Eyşan? Bana mı soruyorsun? Ben nereden bileceğim ki? En az benim kadar güven dedin Şebnem'e. Onun tuzağına mı düştük? Bak, onu da kandırmışlar. Zorladım. Başka bir şey olsa konuşurdu Kenan. Yoksa ikinizin tuzağına mı? Bak, yeter! Siz beni anlamadınız. Herkese ihanet etmeye o kadar alışmışsınız ki. Kime sadık kalacağınızı şaşırdınız. Benim ne aptallarla ne de casuslarla işim olur. Ben sağ kolumu kaybettim bu gece. 20 yıldır en güvendiğim adamımı. Bundan sonra her şey değişecek. Eve gidin, benden haber bekleyin. Sizle ne yapacağıma karar vereceğim. Kenan bir bana... Eşan çık dışarı. Evleniyorum lan. Bekarlığa veda yapacağız ha? Tabii, yan sözlü man sözlü. Büyük de bir düğün yaparız. Yapalım anasını satayım. Koskoca dayının kızıyla evleniyorsun ya. Ya şans kesmez, bir zahmet. Bir güzel ev yaparız size. En ultra lüksünden 5+1 ebeveynli. Çoluk, çocuk, Azat, sen. Tabii oğlum, bir sürü çocuk yapacağız daha. Bıcır bıcır her yerde. Ha, her yerde. Sonra büyür onlar, okul, mezuniyet. Evet, tabii. Nişanları, düğünleri. Değil mi? Tabii, aile yemekleri, eş, dost, dayı, çocuklar böyle ayağının dibinde. Bir sürü? Bir sürü. Aile. Böyle büyük. Kocaman. Kocaman aile. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağımı biliyorum ben. İlk önce B'yi tutacağız. Hamile hamile tamirhanede kalacak değilim ya. Bravo. İkinci adım? İkinci adım... düğün. Kır düğünü diyeceğim ama... o zamana kadar karnım şişer. O da güzel. Yani ben seviyorum hamile gelin. Böyle şey geliyor bana... kutsal. Kutsal ve dobik. Peki gelin hanım, siz nasıl isterseniz. Sonra? Sonra? Evet. O kadar işte. Sonrası yok.
Gayet iyi. Evli, mutlu, çocuklu. Evet. Ramiz dayının torunu, Kerpeten Ali'nin oğlu olmak suretiyle küçük kabadayılar yetiştireceğim mutlu mutlu. Azat. Orada değişen bir şey yok. Korkuyorum işte. Bu adamların arasında onlar gibi olmayan bir çocuk yetiştirebilecek miyim ben? Ailem olacak. Aile babası olacağım. Nasıl olacak? Ali abi, biz büyütüyoruz bence. Hakikaten. Öyle mi? Tabii ya. Sevdiğin kadınla evleneceksin. Gerisi hikaye. Tırs mıyım yani? Ne tırsacaksın abi? Daha yakın olacaksınız. İyi bir şey bu. Değil mi? Bir sonraki aşama alt tarafı. Seni korkutmaz öyle şeyler. Yani. Anladım. Bade'yle ne zamandır birliktesin sen? Birkaç ay oldu. Yaptınız mı? Çüş Ali abi. Ne oldu? Tırstın mı? Ya seni hiç ilgilendirmez. Biz şeyiz daha biz. Ne? Liseyle. He? Bana yakın olacaksınız diyene bak. Ya ne alakası var? Biz daha yeni yeni şey yapıyoruz. Ne oğlum? Ne yapıyorsunuz? Niye geri çekiyorsun kendini? Aşığım deyip duruyordun kıza, ha? O zaman niye daha yakın olmuyorsun? Senin de mi tereddütlerin var? Yok bir tereddütüm. Niye olsun? Korkma oğlum o zaman. Kız da şey diyordur. Ya bir tuhaflık var falan diyordur. Allah muhafaza. Yok canım. Diyor mudur? Yok, yanlış anlaşılır. Ne kadar zaman oldu? Bir rahat bırak kendini. Bir izin ver. Bir yaşa. Bir viski daha var sana. Seni ilk gördüğüm gün dedim ki, bu kız ne güzel olur Ezel'le dedim. Böyle iyi, doğal. Hem Eşan'ı da unutturur Ezel'e. Tabii bir şu kadınlık meselesi var. Kadınlık meselesi mi? O konuda Eşan biraz üstündü yani. Tamam. Bariz üstündü. Yani olmazdı. Senin böyle kadınsı bir yanın olmasaydı zordu yani. Öyle mi diyorsun? Hı. Sağ ol. Afiyet olsun. Ezel de erkek sonuçta. Bir de Eşan gibi bir kadının çemberinden geçmiş. Neyse ki sen de az değilmişsin. Yok canım, ben Eşan'la aşık atamam. Ay sanki kendisi küçük kız çocuğu. Sen hiç bugün gidip aynaya baktın mı? Gece için planını da yapmışsın. Gayet kadınsın işte. Yalnız ben onu şey için, yani Eşan'ı sinir etmek için diye. Ne fark eder canım? Zaten birlikte olmuyor musunuz? İlk sanki. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bendesiniz değil mi hala? Hı hı. Tamam. Ali gece gelecek azadı almaya. Sen de işin yoksa kal istersen, yemek falan yersin. Sonra gitmezsin belki. Ben de kalırsın gece. Adem? Hı. Tamam, tamam, görüşürüz o zaman. Ezel şey, akşam şey yemek yeriz, ben de kal istersen sonra diyor. Oo. Ali gelsin de hemen alsın bari beni. Biz fazlalık yapmayalım. Kenan haklı. Gerçekten Tevfik nasıl girdi içeri? Of. Bir de sana hesap vereceğim. Beni bırakıp biraz Kenan'a odaklansan. Ha Cengiz? Senin yüzünden başımız belada farkındaysan. Senin lafına güvenip kazığı yedi Kenan.
Tipik Eyşan. Suçlu oldu mu hop fırlar yukarıya hemen. Zeytinyağım benim. Cengiz. Yapma Eyşan. Hadi ama. Benden de mi saklayacaksın? Casusluk mu yapıyorsun sen Ezel'e? Oh. Hah, ben Kenan demiştim ama yine bana fake attın bak bravo. Ezel mi yine? Eyşan. Karar ver hangisi? Kenan'la mı aldatacaksın beni? Ezel'le mi? Ama sevdin sen bu boynuzlu Cengiz olayını ha. Sen seç istersen. Hangisine gideyim? Otur şuraya. Bağırma can uyuyor. Otur dedin. Bak bana. Yeter. Vazgeçtiysen benden. Hiç. Bir gram bile bir şey kalmadıysa söyle bileyim. Atacak kurşunum kalmadı artık senin için Eyşan. Duydun mu beni? Ömer'le savaştım. Senelerce. Sonra Ezel'le. Şimdi de Kenan mı? Bana bak. Bana bak. Hoşlanıyor musun sen Kenan'dan? Yoksa ihanet mi ediyorsun? Allah aşkına Eyşan. İkimizi de öldürecek adam. Bari şimdi dürüst ol. Kim var aklında? Üstümü değiştireceğim. İzin verir misin Cengiz? Eyşan, arayacaktım seni ama tabii orada neler oluyor bilmiyorum, aramadım. Merak mı ettin beni? Teşekkür edecektim. Tevfik'i içeri soktun, bir sürü yardım ettin. Niye merak ettin, bir şey mi oldu? Önemli değil, düşünme sen beni. Ne oldu söylesene, Kenan mı? Şüpheleniyor mu yoksa senden? Ne yaptıysam senin için yaptım Ezel. Bile bile, bugün gördüm Bade'ye nasıl baktığını. Yine de yaptım. Yapacağım da. Sen düşünme beni. Hem nasıl düşüneceksin ki? Badeli değil misin sen şimdi? Değilim. Öyle mi? Gideceksin ama değil mi? Onunla olacaksın bu gece. Dur kapama. Kapı çaldı. Ne vardı? Bizimle gelin lütfen. Kenan Bey bekliyor. Tamam gidelim. Siz değil. Eyşan Hanım'ı görecek. Yalnız. Aylin'cim, kapatıyorum ben. Sen işine bak, tamam mı? Beni bekleme artık. Ne demek o? Alo? Eyşan? Alo? Thank you.
kadar içkiyi kesin sen içtin. Alper. Buyur abi. Bitti mi vodka? Vodka ver. Vodka kalmadı abi. Nasıl? Var lan burası. Vodka biter mi abi? Ezel Bey dedim ama. Sen şey biliyor musun Alper? Ne ya? Sinirli damat yoktur. Az vodka vardır. Çözdüm lan ben bunu. Ebu! Kandırdın beni. Biliyordun Ali ile konuştuklarınızı dinleyeceğimi. Hemen gidip yetiştireceğini de biliyordum. Senin için yaptım. Yok artık. Ali'nin Kaya'yı vuracağını ben söyledim Cengiz'e. Ali aradan çıkarsa bana dönersin diye. Gideriz buradan diye. Gelme. İnsanda biraz yüz olur, gelme. İyi bir şey yapayım derken daha da batıyorum Tevfik. Allah aşkına git. Daha neler yaptım. Azad'ın bebeğini ben söyledim Cengiz'e. Sen ne? Şebnem. Senden bir haber alırım diye gittim. Belki görürüm diye. Bebeği öğrendim, Cengiz'e söyledim. Bilirse Azad'a bir şey yapmaz diye. Görmüyor musun Tevfik? Battıkça batıyorum işte. Seni bir kerecik daha göreyim diye Cengiz'i saldım Azad'ın üstüne. Cengiz? Benim çocuğumu öldürmeye kalkan Cengiz... Adam tam evlenecekti, şimdi ortalık yine karışacak. Biz de evlenecektik. O sayfa kapandı Şebnem. Ne olacak peki? Cengiz de kovdu beni. Ne yapacağım şimdi ben? Git buradan. Hadi. Kenan Bey içeride. Sizi bekliyor. Şimdi. Ah be Eşan. Alo. Hikmet Bey. Ne zamandır sesiniz çıkmıyor? Her şey yolunda mıdır? Ha iyi. Şu senin çocuk, Kenan'ın evinde çalışan. Orada mı şimdi? Konuşabilir misin? Hoş geldin. Ne oluyor? Niye buradayız? Dedim ya. Karar vermek için. Bana ne yapacağını. Kenan. Benim ben, Eyşan. Hani hiç şüphelenmeyeceğim dediğin. Ne oldu birden? Niye böyle bir yere getirdin beni? Sormam gereken bir şey var sana. Ayrıca benim hayatımı değiştiren her şey tam burada başladı. Benimle ilgili vereceğin karar da hayatını değiştirecek, öyle mi? Kenan, hadi çıkalım buradan, konuşalım. Dur orada. Aslında beni bugünkü karar anına getiren her şey senin tam o durduğun noktada başladı. Beni vurdukları yerde.
O gün anladım ilk. Geç alınmış her karar, erken verilmiş bir infaz emriymiş. Uzak durun lütfen, biz bakıyoruz. Kenan dayan, birazdan bitecek. Ne zaman çıkar ameliyattan? Çabuk biter değil mi? Ya bir şey söylesenize! Beyefendi, burası hastane. Sakin olun lütfen. Ne olacak Ramiz? Ya Kenan'a bir şey olursa? Merak etme, bir şey olmayacak. Doktor. Karnından tek kurşun. O yarayla bir şey olmaz. Yaşayacak, yaşatacaksın. Ameliyata girmeden bir şey diyemem. Eğer yaşatamazsan sakın o ameliyata neden çıkma. Yıkarım bu hastaneyi. Duydun mu? Duydun mu? Sakin olun lütfen. Sakin olun beyefendi. Doktor! Hastane lütfen. Sakin. Ramiz. Sonra. Hayati tehlikeyi atlattı, yaşayacak. Hayvan herif! Sen ne anlarsın lan sen? Hani kardeşim ölüyor lan! Ölüyor kardeşim! Kendine gel. Yaşıyor Kenan. Sen bir daha öldür diye değil mi? Ha? Sen gir de bir daha öldür diye. Sen onu yine silahların arasına at diye değil mi? Sevgilisini al diye mi? Biraz daha konuşursan beklemem kardeş. Ne yüzle duruyorsun da? Ya sen? Sen ne yüzle duruyorsun? Mahvettiniz kardeşim. Ölüyordu kardeşim. Rahat bırakın artık bizi. Rahat bırakın. Ramzi hanginiz? Benim, ne oldu? Hasta gözünü açtı. Odaya aldık. Yasak ama ısrar ediyor. Sizi görmek istiyor. Doktor izin verdi. Buyurun. Hiç merak etme sen, bir haftaya ayaktasın. Ben bakacağım sana. Her şeyi biliyorum. Gördüm sizi. Sen Mayla. Söyleyecektim sana. Çok uğraştım çocuk. Yüzüne bakmadım. Gazinoya gitmedim. Sevmeyeceğim dedim.
değişmedi. Ben senin için canımı veririm çocuk. O da değişmedi. Ama bu can bende oldukça... ben Selma'ya aşığım. O da aşık mı sana? Artık birlikte mi olacaksınız? Benim yüzümden mi ayrı durdunuz hep? Sen de harbiden inanıyorsun bunlara. Yorma kendini, sonra konuşuruz. Benim yüzümden ayrı değildiniz ki siz. Sonra? Diyelim ki ben çekildim aradan. Boşayacağım mı karını? Koskoca Ramiz kara eski. Karısını çocuğunu kapının önüne mi koyacak? Tabii ki yapmayacaksın. Selma ne olacak? Metresin mi olacak? Garsoniyer mi tutacaksın Selma'ya? Yaran kurumadı da. Yorma kendini. Kolayınıza geliyordu, kabul et. Birlikte olmanıza ben engel oluyormuşum gibi yapmak kolayınıza geliyordu. O yüzden ben gidince ikinize duramadınız. Geri istediniz beni. Niye? Anladınız çünkü. Ben değilim sebep. Ben olmasam da birlikte olamazdınız. Doktor çağıracağım. Kabul et Ramiz abi. Birlikte olmanızın engeli değil, çaresiydim ben. İstediğin kadar adam döv. Alemin tepesine çık. Selma'nın dengi değilsin sen. Onun gözünü diktiği yerde yanında duramazsın sen. Göğsünü yere yere kocam diyemezsin. Zaten evlisin. Kabul et Ramiz abi. Ben olsam da olmasam da asla birlikte olamayacaksınız siz. Alo. Ha? Evde değil yani Kenan. Emin miyiz? Peki nerede olduğunu bulma şansımız? Peki. Tamam, sağ ol. Ya ben sana bir şey soracağım. Şimdi sizinki kaza kurşunu ya. Yani o her zaman denk gelecek bir şey değil, değil mi? Yani öyle isteyince hemen çocuk olmuyor. Ya ne oluyor ya? Böyle bir acemilikler falan. İlk defa olacak sanki. Yok canım. Yani sen şimdi ilk defa, yani biriyle... Şimdiye kadar neden bekledim? Tuhaf geldi. Nedenini soracaksın. Yok canım. Evlenince olsun istemişsindir belki yani. Çok normal. Herkesin birlikte olmak istediği adam hemen karşısına çıkmıyor. Yani ne bileyim.
Ben daha önce kimseyi sevmemişim. İlk defa seviyorum birini. Şimdi seviyorum. Şimdi seviyorum, istiyorum. Doğru zaman, hazırım. Hiç sorun yok yani, çok güzel olacak. Sadece saçlarımı... Bade, bu kadar beklemişsin. Şimdi Ezel'i Yaşan'a kaptırmamak için yapmıyorsun değil mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Ben dedim kadınlık olmadan olmaz falan diye. Ha, bir bana bak. Bade, bir defa olacak bir şey bu ilk sefer. Başka bir kadınla yarışmak için yapılacak bir şey değil bu. Ezel biliyor mu? Bilse ister mi sanıyorsun? Bu kadar önemli bir şeyi Eşan'a kaybetmemek için yapmayacaksın değil mi? Ya sırf o değil. Ben seviyorum Ezel'i. Gerçekten. Ali geldi. Hadi kalk kalk. Kocalar bekletilmez. Hadi. Cengiz konuştu mu seninle? Ne olacak? Psikopat katilmişim gibi davranma Beyazıt. Bir şey yapmayacağım. Söyle. Tamam, konuştu. Yanıma geldi. Hamile olduğunu biliyordu yani. O planladı. O yolladı Temmuz'u sana. Bir tek onu yapmadı Ali. Başka? Ne var? Geldiğinde muayenehanenin önünde oturuyordum. O vazgeçirdi beni. Kürtaj'a gitmiştim Ali. Cengiz vazgeçirdi. Cengiz'le? Onunla konuştum. O bebek katili dedi diye mi çocuğumuz oluyor? Çok güzel. Çok güzel. 10 numara. Cengiz el attı ya. Şimdi şahane bir aile olacak bizden. O ne demek ya? Tereddütün mü var senin? Olmaz mı aile bizden? Ya şimdi o Cengiz'in ağzını yüzümü... Allah aşkına Ali, başlamayalım yine değil mi? Tamam, tamam, kapışmayalım. Cengiz de yok dert yanacağın. Ali! Tamam. Sustum. Sustum. Anladım, teşekkürler. Of. Eyşan'ı aldı. Kenan Eyşan'ı bir yere götürdü. Bugün yediğim boktan sonra köpürdü götürdü Eyşan'ı. Benden ne istiyorsun? Gerçeği. Eyşan casusun mu senin? Kenan mı dedi? Ondan mı şüpheleniyormuş? Oyun oynama benimle. Ne yapacağım? Hesap mı vereceğim? Yardım et! Yardım et Ezel. Casusunsa eğer... Kenan da anladıysa ona ne yapar biliyor musun? İşbirliği yapalım. Güçlerimizi birleştirelim. Gidelim birlikte arayalım. Sen de. En son işbirliği yaptığımızda Cengiz Ali ile Tevfik'i öldürtmeye kalktı. Niye güveneyim sana? Doğruymuş demek. Casusun Eyşan. Casusun falan değil. Çık git şuradan. Ya Ezel, anlamıyor musun? Öldürecek diyorum. Eyşan'a bir şey yapmayacak. Kenan aşık ona, kör herif. Ben bir kere aynı masada oturdum, anladım. Sen nasıl görmüyorsun? Bana ne ya? Bana ne? Eyşan gittikten sonra aşıkmış, hainmiş, onu mu düşüneceğim ben? Yardım et işte. Eyşan o.
Allah kahretsin, aşkından geberiyordun bir zamanlar. Bir zamanlar. Bugün yanındaki kız. Şu küçük tatlı şey. Onun için mi vazgeçeceksin inşallah? O kızın lafı o ağzına bile değmeyecek. Duydun mu? Eyşan'la bir alakam kalmadı. Ben çıktım, uzaklaştım, unuttum sizi. Duydun mu? Bir hayatım var benim. Eyşan'a hiçbir şey olmayacak. Sen de bir daha benim karşıma çıkmayacaksın Cengiz. Defol şimdi. Bir hayatım var benim! Eyşan'a bir şey olmayacak. Yavaş Ali abi, yavaş. Cengiz'e kızdın, tamam. Anladım. Onu konuşmaya geldim ben de. He, konuşalım. Konuşalım tabii. Çok medeniyiz. Oturalım konuşalım. Herif çocuğuma saldırsın, biz konuşalım. Niye? Evleneceğiz çünkü. Aile babası olacağız. Ama tehlikeye bulaşmayalım. Millet gelsin. Biz konuşalım. He. Ya Cengiz değil senin derdin. Evleneceksin diye. Çocuk da evde, hadi onları becerdik. Koyun gibi oturmayı nasıl becereceğim ben? Bir şey oldu mu kafa gözde alırım ben, ne biliyorum başka? Öğreneceksin Ali abi. Bak bana. Az kalsın Şebnem'le evleniyordum Ali abi, casus olmasına rağmen. Hiç düşünmedin mi? Düşündün mü? Ha böyle. Evleniyordum Ali abi, ailem oluyordu. Ben şimdi o fırsatı bulmuşken yok ne yapacağımdı, yok onu bunu nasıl döveceğimdi bunları mı düşünecektim? Ailem oluyordu lan. Nasıl dayanıyorsun oğlum? Niye sormuyorsun sana ettiklerinin hesabını? Çok zor oluyor Ali abi. Çok zor dayanıyorum. Çok üzüldüm. Ne çok canın yanmış senin. O yüzden karar vermekte zorlanıyorum ya. Ne düşünüyorsun ki? Tereddüt ettiğin ne? Tevfik kayıtlarda bir hileyle girmemiş içeri. Listede adı yok. Sahte bir isim de kullanmamış. Öylece sızmış. Her şeyden sen sorumluydun. Haberinin olmaması mümkün mü? Haberimin olması mümkün mü sence? Mümkün. Otelin kamera kayıtlarını izledim Eyşan. Olayın olduğu sırada ben sana bakmamışım. Kayıtlardan gördüm. Sen gülümsüyordun. İhanet ettiğimi düşünüyorsun sana. Sırf gülümsüyorum diye, ki bu her şeyden olabilir, şu an hatırlamıyorum bile. Verdiğin sözü bozuyorsun ama. Şüpheleniyorsun benden. Hepiniz aynısınız. Sana hiçbir açıklama yapmayacağım Kenan. İstediğin kararı ver. Nereye? Tuvalete, bir sakıncası yoksa. Dur. Üst katta sağdan ilk kapı. Tuvalet.
Neyi kutluyoruz? Sonunda eve gelişini mesela. Affedersin. Bir şey vardı, çözemedim. Ben de seni bekliyordum işte. İyi misin? İyiyim. Ezel. Bir şey içelim mi? Hazırlamıştım da. İçmeyelim mi? İçelim. Ayıp mı oldu? Yani birden durdum ya. Olmadı tabii ki. İstersen film izleyelim. Olur. Ne izleyeceğiz? Sen ne istersen. Her şeye ben mi karar vereceğim? Her şeye. Ne istersen. Sen ne zaman istersen. Yüzümü yıkayıp geleyim mi? Affedersin. Ezel! Alo, Ezel Bayraktar'ın telefonu. Badem? Ezel orada mı? Ezel müsait değil şimdi, banyoda. Bana söyle, ben söylerim istersen. Eşya! Eyşan aradı. Eyşan mı? Nasılmış? Neredeymiş? Meşgul verdin. Ne dedi sana? Neredeymiş Eyşan? İşte seni sordu. Bir adamın sesi geldi arkadan. Kapandı sonra telefon. Kenan'ın sesi? Bilmiyorum. Sinirli miydi ses? Nasıldı? Bilmiyorum dedim. Eyşan! Geldim.
bu muydu aklındaki? Eyşan mıydı? Benim yüzümden şu an başına bir şey geliyor olabilir. Bana yardım etti diye Kenan bir şey yapıyor belki de ona, bilmiyorum. Nereye götürdüğünü de bilmiyorum. Aklım onda kaldı, evet. Anladım. Peki neden o zaman bana bu gece benle kal dedi? O önceydi. Kenan Eyşan'ı götürmeden önceydi. Sonra aradım ama bulamadım Eyşan'ı. Ben gideyim o zaman. Nereye? Aklımda yaşam varken seninle olmak istemiyorum. Başına bir şey gelir diye, kıza bir şey olacak diye Bade. Onu düşünüyorum da ne yapıyorum? Senin neymiş de? Merak ettim sadece. Tamam, anladım. Merak et, haklısın. Ama ben de burada seninle ilk gecemizde Eyşan'ı düşünüyor olmanı istemiyorum. Ben başka bir şey... Neyse, gidiyorum ben. Ne yaptın? Üzdün mü şimdi seni? Ne oluyor? Telefonlarımı da mı dinleyeceksin artık? Telefon etmene izin vermeyeceğim ki. Ne? Bu iş saçma olmaya başladı artık. Kenan, tutsağın mıyım ben senin? Dinleyici misin diyelim? Şimdilik. Zorlama. Ben bir şey yapmıyorum ki. Her şey kendiliğinden dökülüveriyor ortaya. Hatırladıkça daha da emin oluyorum. Seninle ne yapacağıma daha emin oluyorum. Diyorum ki kendi kendime, ilk aklından geçen neydi bu kızı gördüğünde? Çünkü verdiğin ilk karar hep en doğru karardır. Keşke uygulayabilsen. Geçmiş olsun efendim, hoş geldiniz. Eyvallah. Çık dışarı, kimsin sen? Şey sandım, Selma sandım. Affedersiniz. Selma... Çık odamdan. Yok burada Selma. Çık. Hoş geldiniz Kenan Bey. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Ramiz Bey nerede? İçeride efendim. Sizi bekliyorlar. Thank you.
10 gün istirahat diyor doktora. Öğlenden atma kendini sokaklara. Önce biraz dinlen. Ne oluyor burada? Ben Cemal'e lüzumlu talimatları verdim. Ne talimatı? Burada yapılacak işler. O hallediyor. Nasıl o halledecek? Ne oluyor Ramiz abi? Selma nerede? O içerideki kadın kim? Yeni astrolist aldım. Kovdun. Kovdun mu Selma'yı? Selma gitti. Nereye gider? Nerede? Bilmiyorum. Boş ver. Git kendine yeni bir hayat kur. Beni de mi kovuyorsun? Ben de mi gidiyorum? Sen değil. Ben gidiyorum. Sen iyileşene kadar Cemal buradaki işleri halledecek. Sonrası sende. Sen hak ediyorsun burayı. Ramiz abi. Buraya kadarmış çocuk. Bizim üçümüzün şarkısı bugün burada biter. Hakkını helal et. Günaydın. Korkma. Seni bu hale sokmaktan hiç hoşlanmıyorum inan. Ama ben daha önce o kapıdan birinin çıkıp gitmesine izin vermiştim. Bir daha veremem. Gittin mi sandın? Kaybetme korkusu yani. O yüzden benim yanıma geldin. Yoksa yaşana gidecektin. Ne alakası var? Dün de ona gitmedim ki. Senin yanına geldim bari. Ama aklım onda kaldı işte. Ne yapayım? Özür dilerim. Dur ya. Dürüst olacağım ben sana. Sonunda. Haklısın. Kaybetme korkusundan yapıyorum. Ama niye özür dilediğimi falan bilmiyorum. Ne yaptım ben? Kötü bir şey mi yaptım? Yapmadın mı? Ne yaptım? Eyşan tehlikede olduğu halde sana geldim. Sen küçük bir ilişki istiyorsun. Basit olsun.
Net olalım. Samimi bir şey olsun. Küçük bir şey olsun. Bir tek ikimiz olalım, tamam da. Ben tek başıma değilim ki Bade. Olmadığım birisi gibi davranamam. Hayatım bu benim. Bunlarla mücadele etmem gerek. Eyşan'ı merak etmiyormuş gibi yapamam. Daha fazla numara yapamam Bade. Olmadığım biri gibi davranıyorsun, öyle mi? Evet. Benim için. Fedakarlık yapıyorsun yani. Gel sana göstereyim. Nereye? Fedakarlık neymiş gör, dürüstlük neymiş gör. Hadi gel. Gerçekte Bade Uysal kimmiş gör. Hadi. Ne var Devo, ne var? Neredesin Ali abi, niye açmıyorsun? En başından yapmam gerekeni yapıyorum. Kimsem oyum lan işte, düşünecek bir şey yok. Ali abi. Allah bana Tefo sabrı vermemiş oğlum. Ben ne yapayım? Merak etme beni. Kısa sürecek işim. Ay içimde bir sıkıntı. Sor hadi sor sor. Hah. Ali istemiş ya senden. Hı. Sen de vermişsin ya beni. Kızım ben kimseyi kimseye vermedim. Sadece evlenmenize rıza gösterdim, o kadar yani. Tamam işte, evlenmemize izin verdin ya. Hiç bir durdun mu baba? Bir tereddüt ettin mi? Ben babayım kızım, değil mi? Ben sana her baktığımda gurur, korku ve endişe kol kola geçerler yüreğimden. Ha, korktun yani. Peki nasıl emin oldun? Nasıl geçti tereddütün? Otur bakayım şuraya. Şimdi söyle bakalım. Pişman mısın? Hı? Verdiğin karardan emin değil misin? Hı? Hep dedim ki hayatta yapacağım son şey. Öldürsen de babam gibi bir adamla evlenmem. Hı. Yani bozulma da. Hı. Şimdi Ali'yi seviyorum da. Nasıl bir ailemiz olacak onu bilmiyorum. Azat. Azat kızım. Böyle şeylere düşünerek karar veremezsin. Yüreğine sorarsın, atla derse atlarsın. Ha, mutsuz olursun, Ali bir hata yapar. O zaman baba dersin, ben döner seni alırım, tamam mı? Çünkü Ali hala kocan da olsa ben gururla, endişeyle, korkuyla sana bakıyor olacağım. Hem de ölünceye kadar. Neresi burası? Ben ne dersem doğrula, tamam mı? Gel hadi. Ne yapıyorsun? Gel. Babacığım, Ezel şey, okuldan Ezgi vardı ya arkadaşım. Onun abisi. Kitap unutmuşum da ben evde. O da bu tarafa geliyormuş. Bıraktı sağ olsun. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Biz alışık değiliz böyle Bade'yi yanında bir adamla görmeye. Ondan biraz şey olduk, kusura bakmayın. Çay getir misafire. Tabii baba. Ezgi'nin abisisin demek. Bade söz etmedi hiç. Ne iş değişti gelsin? Buyurun babacığım. Teşekkür ederim. Ben de annene bu hafta gelmedi diyordum. Sınav haftası babacığım. Ha? Ne iş yapıyorum demiştin?
Ezel şey, dükkanı var, büfe işletiyor. Ezel abi. Arkadaşının abisi değil mi o senin? Pardon baba, daldım. Ne yapıyorsun? Bensiz ders mi yapıyorsun? Babam çalıştırıyordu. Hep kızıyor yapamayınca. Beyhan! Sustum babacığım. Ufak ablasına benzemez. Haşarıdır biraz. Ama o da öğretmen olacak büyüyünce. Benim gibi. Olacaksın tabii. Alacaksın mesleğini eline. Döneceksin mahalleye. Kurtulacaksın yurt köşelerinden. Geleceksin dizimizin dibinde işine gelip gideceksin. Bu devirde kız evlat yetiştirmek kolay değil. Ama biz yetiştirdik Allah'ın izniyle. Hayırlı günlerini de göreceğiz. İnşallah babacığım. Kimse gelmiyor seni kurtarmaya. Kimse bilmiyor çünkü burada olduğunu. Dün akşam tuvalette birini aradın. O da gelmedi. Senden daha önemli neyle meşgul acaba? Az önce evi de aradım. Kimse de gitmemiş oraya seni sormak için. Aslında merak ediyorum. Yaptın mı? Bana ihanet ettin mi? Ama ettiysen bile o kadar yalnızsın ki kızamıyorum sana. Değilim yalnız. İkimiz de yapayalnızız Ayşan. O yüzden buradayız. Yapacaksan yap Kenan. Casus mu ilan edeceksin? Et. Yapmadım diyorum ama et. Böyle beklemekten iyidir. Yap. Ben başka bir şey için getirdim seni buraya. Ne ama ne? Sen beni öldürmeye mi getirdin? Eşan lütfen. Bir dakika, Bade, bir dursana. Ne demekti bu şimdi? Bir insanın iki ayrı hayat yaşaması için senin gibi yüzünü değiştirmesi gerekmiyor illa demekti. Hangisi gerçek bari onu söyle Bade. Bizim barda çalışan heykeltıraş barmaidin hayatı mı? Yoksa az önce gördüğüm mazbut kızın hayatı mı? İkisi de. Utanmam mı gerekiyor? Hiç utanmıyorum. Ben sadece bana biçilenden fazlasını istedim. Kendi hayallerimi yaşamak istedim. Kendi paramı kazanmak istedim. Suç mu? Bana niye gösterdin? Benden ne istiyorsun? Tek fedakarlık yapan kendim istin gibi davranma istiyorum. Anlamıyor musun ya? Ben ne yaparsam yapayım o ailenin kızıyım işte. Öyle bir baba yetiştirdi beni. Barda gördüğün kız da o evde gördüğün kız da ikisi aynı. İçi aynı. Ben hala babamın dizinin dibinde oturuyorum. Okula gidip geliyorum. Buyum işte yani. Bu kadarım. Tamam da benle ne alakası var? Ne yaptığımı görmüyor musun? İkisini de umursamıyorum. Ben de olmadığım biri gibi davranıyorum senin için. Ben de mücadele ediyorum. Ruj sürüyorum. Gece elbiseleri giyiyorum. Kadın gibi gözükmeye çalışıyorum. Anlamıyor musun ya? Ben daha önce kimseyle olmadım bile. Ne?
Sen... ilk defa ben... Yani... dün gece... Bilmiyordum. Bilmiyordum ben de. Niye ben? Bunu sen söyleyeceksin işte. Ben mi? O yüzden götürdüm seni eve. Gördün işte hayatımı. Böyle bir kızım ben. Eşen gibi bir kadın değilim ben. Onun gibi durmasını, bakmasını, konuşmasını bilmiyorum. Bir erkeğe kendimi arzulatmayı bilmiyorum. Şimdi senin karar vermen lazım. Eşen'le değil de... bu kızla olmak istediğine emin misin? Çok. Çok eminim. Sen? Hala benimle beraber olmak istediğine emin misin? Asıl şimdi eminim. Aslında tereddütlerim vardı ama... artık eminim. Eşan lütfen yanlış anladın. Korkma benden. Neyi yanlış anlayacağım da? Getirdin beni buraya, kapattın. Çıkmama izin vermiyorsun. Her şeyimi de almışsın. Gelme. Kenan, ne olur gelme. Bir şey mi istedin? Ben getiririm. Tamam. Bırak ne olur gideyim. Eşan. Sadece anlamak istedim. Sandığın şeyi yapmayacağım. Kenan yapma ne olur. Yapma ne olur Kenan. Eşan bir dur. Bir dakika lütfen. Sana güvenmeye çalışıyorum, olmuyor. Ama hiçbir şey değişmiyor. Ben seninle değil kendimle mücadele ediyorum, görmüyor musun? Sen gerçekten görmüyor musun? İzin ver. İzin ver o zaman. Elimi yüzümü yıkayayım şu halime bak. Güvenmek istiyorum dedin Kenan. Dene. Dene. Bir şey yap. Telefonunu ver mesela. Gerçekten istiyorsan dene. Neden orada oturuyorsun?
Ben istiyorum Ezel. İstediğim için buradayım. İçim rahat. Tedirgin olmana gerek yok. Bak benim. Hatırla beni. Hatırladın mı? Bade. Emin misin? Niye titriyorsun o zaman? Cengiz, kaçtım. Gel al beni. Eski bir depo var ya Sarıyer'de.
Camın okulun üst tarafında hani. İyi misin? Geliyorum iyi misin? Cengiz çabuk ol, peşimdeler. Şöylece no. Gel. Kerpetenin kucağına gel. Tamam, burada durabiliriz. Hop, para? Yok üzerimde para. Şunu vereyim. Satarsınız. Oldu canım, saftım ben de. Sahtedir o. Ne yapayım, bırak kolumu. Yok işte üzerimde para. Telefonu alayım. Geldim Eyşan. Dayan geldim. Bu ne ya? Çekil ulan! Çekil! Armut piş, ağzıma düş. Kardeşim çekilsene ya, acelemiz var. Alo, sana diyorum. Ulan hayvan herif, yol lan burası yol, çekil. Sana diyorum, sana. Cengo. İyi misin? Hı hı. İyiyim Ezel. Ne yapacağız şimdi? Neyi ne yapacağız? Ben bir daha bırakmam seni. Bırakma. Kalk lan! Kalk! 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 Hadi dur. Eyşan. Eyşan! Çocuğumu öldürüyordum. Çocuğumu! Kenan öldürecek Eyşan'ı kurtarma! Sesini kes! Kalk! Öldüreceğim lan! Ali abi dur, dinle! Öldüreceğim! Sen lan sağa! Eyşan! Sen lan sağa zaten! Çekerim tetiği! Yemin ederim çekerim! İnanmıyorsan benimle gel! Öldürecek diyorum! Kenan Eyşan'ı öldürecek! Kurtarmam lazım! Eğer kurtaramazsam Eşan'ı, sen çekersin tetiği. Ha Ali abi? Ha? Telefonu çalmıştı. Çok geç. Ya önemli bir şeyse? Ben vicdan yaparım, getireceğim. Bir sesli mesajın var. Ezel! Çıktım!
Eşan, Eşan kaçmış Kenan'dan. Çabuk vazgeçti. Ne? Bırakmayacağım demişti. Bade öldürecek beni diyorsun. Ne yapayım, gitmeyeyim mi? Tamam. Hadi çabuk ol, geç kalma git. Bekle burada. İki dakikaya geliyoruz. Boş burası. Boşa vakit kaybediyoruz. Ama taksici dedi ki. Tamam. Hadi yürü gidelim. Acele et Ali, acele et. Geç kaldık. Bas gaza. Eceline geç kaldın sen. Bekle, bekle. Kenan Bey sizi bekliyor. Seni şimdi. Eşan! Eşan! Yalan söyledi değil mi? Şimdi senin evine. Sonunu merak etmiyor musun? Hep düşünürüm. Ramiz abi tam da bir karar vermişken bozmasaydı o kararını. Bugün nerede olurduk kim bilir? Ama Ramiz abi unutamadı Selma'yı. Thank you.
Tereddüdü yoktu. Çok emindi yapabileceğinden. Ama yapamadı. Unutamadıkça daha çok sevdi. Unutamadıkça daha çok yıktı. Ramiz abi yıllar önce verdiği karar yüzünden önce kendini, sonra da bizi mahvetti. Hoş geldin Ramiz Sayın, buyur. İyi günler. Benim Ramiz. Selma açabilecek mi? Birkaç şey söyleyeceğim. Aslında bir şey diyeceğim. İstemezsen gideceğim. Bir daha da çıkmayacağım karşına. Ama izin verdiğim. Ben seni unutamıyorum Selma diyeyim. Selma, her şeyi denedim. Karımı tekrar sevmeyi denedim. Başka çocuklarım oldu, onlarla yaşamayı denedim. Bir sürü kitap okudum, kafamı tıkabaza doldurmayı denedim. Daha da büyüdüm, daha da güçlendim. Yenemeyeceğim kimse kalmadı diyordum. Bugün seni görünce anladım ki ben senin aşkını yenemiyorum Selma. Ben bu dünyanın tepesine de çıksam seni unutamıyorum. Ben kalbim olmadan da yaşarım sandım. Ama yaşayamıyorum. Ben sensiz yaşayamıyorum Selma. Çok sene oldu Ramiz abi. Ben de ne zaman gelecek diyordum. Gelsene Selma. Eski günlerdeki gibi bak. Üçümüz yan yanayız yine. Sen söylemek ister misin Ramiz abiye? Hadi. Biz evleniyoruz Kenan'la.
yar iyi misin? Ha? Ömür! Ömür! Peyşan nerede? Peyşan nerede? Yakalamışlar. Yakalamışlar, öldürdüler Eşen'i. Öldürdüler! O kadar zor değilmiş aslında. Onca tereddüt, pişmanlık, kararsızlık sadece iki ihtimalde bitiyormuş. Bir ölümde, bir de aşkta. Aşkta mı? Benim yapmak istediğim şeyi düşünülerek karar verilemiyor. Ben o yüzden emin olmak istedim. Bana sadık mısın, değil misin? Sadığım Kenan. Ama öldürecektin sen beni, o yüzden kaçtın. O zaman anladım zaten. Kaçtığında ben hiçbir zaman bilemeyeceğim gerçeği. Çünkü bilmek istemiyorum. Bildiğim bir tek şey var. Hep aynı yollardan geçiyorum. Hep aynı hataları yapıyorum. Bile bile. Ama ben senin yanında mutluyum. Sen yokken mutsuz. O yüzden bugün burada bütün bu tereddütleri bir yana bırakıyorum. Eyşan. Benimle evlenir misin?